Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle Yeşil Kart ABD göçmen vizesi kurası nedir ve bu konu hakkında bilgi vermek için karşınızdayım. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda göçmen vize kurası olarak bilinen çeşitlilik vizesi, diversity visa, tekrar düzenlenmektedir. Göçmen vizesi müracaatları her yıl Ekim ayının 1'inde başlayıp Kasım ayının 3'ü arasında kadar devam eder. Ve kişiler başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmeye devam etmektedirler. Ve bu başvurudan sonra da bir sonraki yılın Mayıs 5'inde de sonuçlarını öğrenmeleri elektronik ortamda mümkün olacaktır. Sizlere önerimiz her kayıt döneminde herkes için sadece bir defa başvuru hakkı tanımaktadır. Bu yüzden aynı kişi birden fazla başvuru yaparsa o kişinin başvuruları iptal edilmektedir. Ayrıca müracaat için lütfen son ana kadar beklememenizi tavsiye ederiz. Çeşitli göçmen vize kurasına müracaat koşulları nelerdir? Birinci koşul, çeşitli göçmen vize kurası programına katılabilmek için başvuruya uygun ülkelerden birinin yerlisi olmalısınız. Ki Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktadır. Lise veya dengi bir eğitim görmüş olmalı. 12 yıllık resmi ilk ve lise eğitiminizi tamamlamış olmalısınız. Veya son 5 yıl içinde eğitim, deneyim ve uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıllık bir iş deneyimine sahip olmanız gerekmektedir. Çeşitli göçmen vize kurasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Öncelikle eksik doldurulmuş başvuru formları geçersiz sayılacaktır. Başvuru formu sizlerden istenen bilgiler doğru ve tam bir şekilde doldurulmalıdır. Başvuru formuna eklenecek dijital fotoğraflar son 6 ayda çekilmiş formata uygun biyometrik pasaport fotoğrafı olmalılardır. Başvuru yapıldıktan sonra müracaat onay kodları kesinlikle kaybedilmemelidir. Çünkü kodları bir daha elde etmeniz mümkün olmayacaktır ve dolayısıyla sonuçları öğrenmeniz de mümkün olmayacaktır. Eğer ABD göçmen vizeleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ofisimize 212-245-7070 telefon numarasından ya da info@aglulaw.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.